Şimdi Skype bağlantımız olacak. Ulaş Özdemir bizlerle birlikte sevgili izleyenler. Trabzonspor'un gündemini konuşalım istiyoruz. Yayınımıza hoş geldin Ulaş. Nasılsın? Günaydın Çiğdem, iyi hafta sonları. Çok teşekkür ederim. Önce hazırlık maçından istersen başlayalım. Hazırlık maçını konuşalım. Ben detaylarını verdim. Sen ekibi nasıl buldun? Kim nasıl oynadı? Şöyle bireysel performanslarla alakalı da, takımın bütünüyle de aslında alakalı da notlarını geniş şekilde alabilirim. Evet sevgili Çiğdem, tabii bu tip kamp dönemleri sen de bilirsin ki hem yeni gelen oyuncular hem mevcut oyuncular hem genç oyuncuların kendini göstermesi, özellikle genç oyuncular için söylüyorum. Hem de oyuncu performanslarını daha iyi analiz etmek açısından çok önemli ki hazırlık maçları bundan en büyük göstergesi bu açıdan. Tabii ben iki maç özelinde biraz bakarak bazı notlar aldım, istersen Tabii. oradan biraz gidelim. Yani şöyle bakmak lazım. İşte kalite asla kaybolmaz diyen oyuncular zaten kamptaydı buna baktığımızda. Oynayanlar için şu anda bakıyoruz. İşte bunlar kim? Hugo, Canini, Cornelius, Siopis, Abdülkadir Ömür, Ahmet Can ve tabii ki Hamşik bir maestro olarak yine görevini yerine getirdi. Her zaman olduğu gibi. Bakasetas ve tabii ki orada Visca da hala bir mental sıkıntının devam ettiğini söyleyebilirim. Çünkü ben çok böyle kamp iki maç özelinde değerlendiriyorum şimdilik tabii. Bunlar bir ölçü değildir hiçbir zaman ama yine bir fiziksel olarak da henüz hazır olmadıklarını ben düşünüyorum. Orada baktığımızda hani umut vadedenler açısından genç oyuncularda işte bunlardan bir tanesi Emrehan Gedikli. Kerem Şen yani bence Trabzonspor'da eğer yani süre aldıkça bence gelişecek ve umut vaat edenler arasında ben Kerem Şen'i ilk sıraya koyabilirim şu an için. Keza ta altı kardeşi de koyabilirim ama çok fazla göremedik onu. Hakan Yeşil'i gerçek mevkisinde görememek biraz sıkıntı yaratıyor. Çünkü hoca hani hep sağ bekte onu biraz oynattı. Dolayısıyla onunla ilgili hani gerçek mevkisinde oynadığı zaman bir yorum yapmak gerekir. Oldukları yerde duranlara bir bakmak lazım aslında. Bunlardan bir tanesi kesinlikle Yusuf Erdoğan, diğeri Hüseyin Türkmen ve yine Trabzonspor'un genç oyuncusu Faruk Can, genci söyleyebilirim. Tabii Uğurcan'ı ve Dorukhan'ı kampın artık ikinci döneminde bir değerlendirmede bulunacağız. Şimdi isim atlamayayım diye buradan söylüyorum. Berat'ı daha iyi gördüm, onu söyleyeyim ki geçen sezon bitmeden bir Hatay maçı performansı gerçekten muazzamdı. Yani bunun üzerine koyarak bence devam etmeli. Çünkü Trabzonspor'un hakikaten Berat'a çok çok ihtiyacı var. Yeni gelenlerden baktığımızda işte bunlar Larsen, Eren Elmalı ve Doğucan. Larsen zaten hani hem hücumda hem savunmada o dengeli geçişlerini gayet güzel yaptı. Yani kalitesini yine her zaman olduğu gibi ben gösterdiğini düşünüyorum. Eren Trabzonspor'un uzun yıllar sonra belki de sol bekte en problemini çözebilecek oyunculardan bir tanesi. Tabii Larsen'le ilgili şunu da söylemek lazım. Önündeki kanat oyuncusuyla beraber bir defa bir oyun ezberini oluşturması gerekiyor. Birbirlerine alışmaları, birbirlerini anlamaları gerekiyor ki bu iki oyuncu için de bence çok önemli. Ama Vişan'ın o formsuzluğunu üzerinden attıktan sonra Larsen'in kalitesinin ben daha da yukarılara çıkacağını söyleyebilirim. Eren konusu Trabzonspor için hakikaten Türkiye'nin en iyi sol beki, genç, iyi de bir yatırım yaptı ona. Daha 21 yaşında ve iki maçta da oradan bir oyun kurulabileceğini, hatta ilk maçta yaptığı asisti ki uzun yıllardır hasettir Trabzonspor taraftarları bir sol bekin orta yapıp gol katkısı sağlaması ve aynı zamanda dün akşamki maçta organizasyonun başlangıcı itibariyle golü kesinlikle Eren'e yazabilirim. Bu anlamda Eren gerçekten en nokta transferlerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Doğucan bir oyun kurucu, bir altı numara gibi oynadı orada. Evet, bu anlamda hani Trabzonspor'un oradaki en temel ihtiyacını çözebilir mi? Berat'la yine aynı şekilde konuşabilirim. Hayır. Şu an için hayır. Oraya daha net bir oyuncu,
hem hücumda hem savunmada stoperlerin arasına girip oyun kurabilecek, arkadaşlarına alan yaratabilecek, oyunu yönlendirebilecek, Hamşik'i orada rahatlatabilecek net bir 6 numaranın eksikliğini iki maçta da ben gördüm, onu söyleyebilirim. Ayrıca eksiklik olarak gördüğüm en temel noktalardan bir tanesi de Trabzonspor'un bir sağ stoper, yine geriden oyun kurabilecek bir sağ stoper ve aynı zamanda da 10 numara eksikliği sevgili Çiğdem. Peki, Kouassi ile ilgili de konuşalım istersen. Sol kanatta savunmaya da yardım etmeye çalıştı. Teknik kapasitesi de oldukça iyiydi ama maç içerisinde kendisini biraz unutturdu gibi. Yani attığı gollerle hem klasını hem de tekniğini konuşturmayı bildi. Bakasetas'la ilgili notlar var. Lig bittikten sonra oynadığı milli maçta çok iyi bir görüntü ortaya koymuştu ama dünkü karşılaşmada da etkisiz olduğunu söyleyebiliriz. Bilemiyorum, bana katılıyor musun bu iki oyuncu özelinde? Şöyle, Bakasetas'ı böyle daha çok 8 gibi oynatmak oyuncu üzerinde bence biraz motivasyon düşüklüğüne neden oluyor. Ama hani Bakasetas daha çok ceza yayının orasında olan bir oyuncu. Ama hani Bakasetas'ın bir 10 numara pozisyonda olması, yani şu an için o bildiğimiz bir 10 numara mı? Değil. Yani net bir 10 numara değil. Nihayetinde hani takımı alıp öyle hücuma çıkartabilecek o ceza sahasının o çevresinde, kanatlarda o alverleri yapabilecek bir nitelikte oyuncu değil. Ama Bakasetas ceza yayının dışında rakip takımlar için en büyük tehditlerden bir tanesidir ki oynadığı milli maçlarda da bunu gördük. Kouassi bence toplu oyunda yok sevgili Çiğdem. Ama topsuz oyunda evet iki golü atması o biraz da topsuz oyundaki becerisi. Trabzonspor'un yani Eren'le beraber o kanadı donatabilecek ve o kanattan oyun kurabilecek daha kaliteli bir net oyuncuya ihtiyacı vardı. Eğer hani Kouassi bu anlamda yeterli olsaydı zaten oraya Trezeguet transferi yapılmazdı bu açıdan. Dolayısıyla ben Kouassi'nin hani Trabzonspor özelinde böyle direkt 11'de oynayabilecek bir oyuncu olduğunu asla düşünmüyorum. Ha bu ilerleyen dönemde kendini geliştirebilir mi? Ona çok emin değilim. Ancak dediğim gibi oranın net oyuncusu olduğunu artık Trezeguet'i izlediğimizde daha iyi anlayabileceğiz diyelim. Peki stoper ihtiyacından zaten Abdullah Avcı da bahsetti az evvel. Onun da açıklamalarına bakmıştık. Transferde herhalde bu hafta biraz kritik mi geçecek, önümüzdeki haftadan bahsediyorum. Şimdi Trezeguet geldi. Eren Elmalı, Doğucan Aspolat, Larsen gibi isimler evet kadroya katıldılar. Şöyle takviyelere de bakıyorum. Bu hafta artık stoper transferini de bitirmiş olur mu Trabzonspor? Ne dersin? Bu anlamda görüştükleri isimlerle yollar kat edildi mi? Kim ne durumda? Biraz anlatabilir misin? Ben bir yolun kat edildiğini düşünmüyorum. Şu anda yeni birkaç isme yöneldiklerini duydum. Bu çok zor bir durum Trabzonspor için. Ama şöyle bakmak lazım Çiğdem. Yani oyunu bu kadar abartmamak lazım. Biraz daha sakin kalmak lazım. Evet doğru bir sağ stoper ihtiyacı var. Ama hani onların önüne alabileceğiniz net bir 6 numara dahi orada sezonu sağ stopersiz dahi bitirebilirsiniz. Ya da standart bir sağ stoper alıp da oynayabilirsiniz. Önündeki oyuncu çok önemli. İşte o bahsettiğim 6 numara. Ama hani bu kadar ısrar etmesinin nedeni bence Şampiyonlar Ligi. Evet, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bir takıma bir sağ stoper, net bir sağ stoper kesinlikle lazım. Ama bu maliyet açısından ne olacak? Yaşı açısından ne olacak? Bir de alacağınız sağ stoper 6 numara gibi net bir oyuncu olman. Direkt oraya koymalısınız. Yani oyun hakimiyeti iyi, pozisyon bilgisi iyi, aynı zamanda bek özelliği olabilen, aynı zamanda oyun kurabilen, aynı zamanda bloklar arasına pas atabilen, aynı zamanda takım hücum yediğinde de bir altı gibi takımı da hücuma çıkartabilecek, o pasları atabilecek bir oyuncu gerekiyor. Bunların tamamı olmasa dahi yani %70-75 oranında bir bu özellikleri barındıran sağ stoperi bulduğunuzda işin büyük sorununu çözmüş oluyorsunuz. Şu anda İkinci kampın başlamasına 4 gün var. Yani o dördüncü, beşinci, altıncı günde bu sağ stoperin mutlaka takıma katılması lazım ki Sayın Abdullah Avcı'nın da dün akşam A-Spor yayınında maçtan sonra yaptığı açıklamalara baktığımızda aslında o da bu sağ stoperin bir an önce bitirilmesi konusunda adeta başkan, işte Sayın Ertuğrul Doğan ve kendisinin bir teyakkuzda olduğundan bahsediyor. Ama dediğim gibi oyunda çok fazla
abartmamak gerekiyor bazı şeyleri. Net oyuncuları bulup koymak lazım. Maliyet açısından da iyi olduktan sonra Trabzonspor o sorunu çözer. Neden? Çünkü zaten bir oyunu ezberi var. Zaten birbirine alışkın, birbirini tanıyan oyuncular var. Ve aynı zamanda da bir sistemi var Peki. Trabzonspor'un. Hani böyle baktığımızda da bence daha doğru bir yere Peki. oturtabiliriz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim Ulaş. Yine detaylı bilgiler verdin. Görüşmek üzere, iyi hafta sonları. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar sevgili Çok Çiğdem. teşekkür ederiz. Biz de bu bölümü kapatalım sevgili izleyenler. Transfer Raporu programından kesitleri sizlere hazırladık. Bir yere ayrılmayın, saat başında buradayız.